Hür TV'nin değerli izleyicileri, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlere arka arkaya iki yazıyı paylaşacağım. 22 Ekim 2020 tarihli Perşembe günkü ve 23 Ekim 2020 tarihli Cuma günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Terörist Damgası Kullanıcıları başlıklı yazılarımızı paylaşacağım. Çok değil, bundan 10 sene önce elinde damga ve kolunda kuvvet olan birileri önüne gelene "FETÖ'cü" damgası vuruyordu. Filanca falanca gazeteyi okuyanların tümü, filanca falanca derneğe ya da vakfa üye olanların tümü, güç sahiplerince ve fikir sahiplerince hiçbir ayrım gözetilmeksizin terörist damgasıyla damgalanıyor ve toplumdan dışlanıyordu. Güya suç işledikleri için ama aslında muhalif fikirlere sahip oldukları için. Yani siyasi rant uğruna. Çok geçmedi, damgacılar ikiye bölündü ve birbirine damga vurmaya kalkıştı. Bu arada Ergenekon yargılamalarının da suyu çıktı. Zira masumlarla suçlular aynı çuvala doldurulunca çuvalın dibi patladı ve masumlarla birlikte suçlular da dökülüp kurtulmuş oldu. Şimdilerde elinde damga ve kolunda kuvvet olanlar, kuvveti kaybeden başkalarını yine aslında muhalif oldukları için yine teröristlik de itham ediyor. Bu sefer isim ETÖ değil, FETÖ. Yargının ne dediğine ve ne demesi gerektiğine, yani kanuna ve hukuka yine pek kimse bakmıyor. Masumiyet karinesi yine yerlerde sürünüyor. Biz korkuyoruz ki suçlu suçsuz binlerce insan aynı çuvala doldurulunca bu çuvalın da dibi patıp yırtılacak ve sonuçta herkes yırtacak. Olan yine bu süreçte mağdur edilen masumlara olmuş olacak. Çoğu suçlular yine cezasız kalacak. En ilginci, 10 sene önceki ilk damgalama döneminde damgayı birlikte tutup vuranların bir kısmı şimdi iktidarda ve eski dönemin mağduriyetlerinin bütün suçunu bu sefer şimdi kendileri damgaladıkları kesime atıp paçayı yırtmaya çalışıyorlar. Ama bunun böyle olduğunu uyanık olanlar çok iyi görüyor. Bu toptancılığın yeni bir örneğini birkaç gün önce yeniden gördük. Bir muhalefet partisinin milletvekili bir canlı yayında kendi partisinin İstanbul İl Başkanı'nı ......öcü nevinden terörist olmakla suçladı. Delili, kapattırılan bir iş adamı derneğinin eski dönemde yöneticisi olması. Bu partinin genel başkanı, o milletvekilinin bu kişiyle ilgili bu yöndeki daha önceki ikazını ve itirazını "Devlette bu yönde bir bilgi yok" diyerek savuşturmuş. O vekil, devlette bir derin devlet bilgi merkezi müdürlüğü kadrosunun varlığını akla getiren cevabıyla diyor ki, devlet her bilgiyi paylaşmaz. Zaten devamı kendisinin görevini de bildiriyor. "Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" diyor. Ve o vekil devam ediyor. "Açık bilgiler var. Bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz" diyor. Yani bu akla ziyan varsayıma göre bir zamanlar adına herkesin cemaat dediği yapının kurduğu dernek, okul, yayın organı ve benzeri organizasyonlarda yer alan herkes o cemaatin has adamıdır. Bu hesaba göre mesela kanun hükmünde kararname ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin kurucu mütevelli heyeti başkanı eski başbakan Yıldırım Akbulut da, son başkanı eski Anayasa Mahkemesi üyesi Profesör Sacit Adalı da bu kapsamda. Yani bunlar da birer terörist. Daha vahimi, o vekil ve bütün muhatapları cemaat eşittir terör örgütü varsayımını o denli içselleştirmişler ve o kadar kanıksamışlar ki aksini bir ihtimal olarak düşünmeleri dahi mümkün olmuyor. Biz de yargıdan ve yargıya baskı yapan iktidardan bulamadığımız adaleti bu muhalefetten bekliyoruz. Vay bizim halimize. Bu yazımızın altına yapılan yorumları da hemen okuyayım müsaade ederseniz. Sayın Oğuz Yiğiter diyor ki, "Evet, problem tam da göbekten bu. Hala tiyatro oynamaya devam" replikleri. Patenti Battal hocama ait çok önemli bir tespit olan Türk siyasi ve sosyal hayatına hakim rejimin hediye ettiği siyaseten münafık insan modeliyle nereye kadar yürümeyi düşünüyoruz acaba? Ama görünen fazla gidilecek bir mesafe kalmadı. Tıkandı her şey.
Tebrikler, dualar demiş. Biz de amin diyoruz. Yine Hüseyin İlhan'ın yorumu. Biz de desek ki bu milletvekilinin babası hangi darbelerin içinde olmuş? Neyse, suçun şahsiliği ilkesi gereği öyle düşünmeyelim de şöyle düşünelim. Bu zat ve bunun gibilerin anladığı bir milliyetçilik anlayışı var ki, işte bu ülkede bölücülüğün, anarşinin ve milleti ayrıştırmanın asıl nedeni bu anlayış ve bu sapkın kanaatlerdir, diyor. Sayın Mehmet Türeli, al birini vur ötekine misali, siyaset artık kokuşmuş, tuzlasak bile fayda vermeyecek gibi görünüyor, demiş. Ve Cemal Türkkan, doğru söze ne hacet üstadım, eline sağlık bir yazı, demiş. Bu yazının devamı bir sonraki gün, yani 23 Ekim Cumartesi günü yayınlandı. Şöyle, dünkü yazımızda eli damgalı, kolu kuvvetli olanların önüne gelene terörist dediği bir ülkede yaşamanın zorluklarına dair iki örnek yazdık. Bugün de diğer iki kitlesel örneği yazalım ki hak geçmesin ve bu vahim tutumun ne kadar geniş bir kitleyi etkilediği anlaşılsın. PKK eşittir HDP ya da HDP eşittir PKK varsayımı sayesinde memleketin kurumsal muhalefet partisi ve akımı durumunda olan bir parti neredeyse bütün kitlesiyle adeta terörize ediliyor. Öyle ya, sen de teröristsin damgasını yiyen bir insan. Bir dayanır, iki dayanır. Üçüncü de, demek ben teröristmişim, bari böyle diyenleri haksız çıkarmayayım der ve en azından fikren terörist olur. Üstelik kendince haklı da olur. Sadece bu basit ve net netice bile PKK eşittir HDP ya da HDP eşittir PKK varsayımına dayalı damgalamanın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Ama maalesef devlet yetkisi kullananlar bu işin ciddiyetinin farkında değiller ve çok eskiden beri habire damgalayıp duruyorlar. Bu da PKK'yı ve Kürt meselesini bitirmeye değil, büyütmeye hizmet ediyor maalesef. İkinci örnek daha vahim. Geçen hafta AK MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan aynen şunları söyledi. Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere düşünebiliyor musunuz? Terör örgütünden birini getirip Türk Tabipler Birliği'nin başına koyuyorlar. Bunun adı terör örgütlerinin STK'lara adeta el koyması hadisesidir, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı kendisini yargı makamı yerine koymuş, delilleri toplamış, hükmü vermiş ve açıklamasını yapıyor. Maalesef. Halkın önemli bir kesimi de yine maalesef bu açıklamaların aslında siyasi bir beyan olduğunu düşünmek yerine devletin bütün gizli bilgileri elinde, demek var bir bildiği diyerek bu peşin hükme kolaylıkla ikna oluyor ve yargısız infazlar başlıyor. Anlaşılan masumiyet kariyerini Anayasa Mahkemesi'nin de başını yemeye hazırlanan bir balık yutmuş. Ama daha vahimi şu, Cumhurbaşkanı bütün görev makamları seçimle belirlenen ve anayasada kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tarif edilen bir sivil toplum kuruluşları grubunun en üst birliğinin başındaki kişinin seçimle geldiğini görmezden geliyor ve öznesi faili belirsiz bir eylem tarif ederek birini getirip başına koyuyorlar diyebiliyor. Kim bunlar? Bu örneklerin çoğaltılması mümkün ama yeterli. İki günlük yazımızdaki dört örnekle varlığını iyi bildiğimiz bu damgalama hastalığının toplumun yüzde kaçını damgalı nokta nokta haline getirdiğini tahmin edebilir misiniz? Entelektüel birikime sahip insanların %70-80'inin devlet kuvvetini bir biçimde ele geçirenlerce bir bahaneyle, bir şekilde terörist damgasıyla damgalandığı bir ülkede yaşamanın zorluğunu aslında hepimiz hissediyoruz. Sonuçlarını ise yine hep birlikte güvensizlik, adaletsizlik ve bilhassa ürün verimsizliği olarak görüyoruz. Çare nedir? Çare münevverlerin ışık yakmasıdır. Çare entelektüellerin beyin yakmasıdır. Çare cesarettir ve hakikate sadakattir, dedik bu yazımızda. Bu yazımızın altına Yeni Asya'da yazılan yorumlar da şöyle. Sayın Oğuz Yiğiter diyor ki, makalenin son cümlesi hem final hem de üzerine çok makaleler yazılacak ve lüt bir cümle. Battal Hocam gibi ilim dünyasından, akademi dünyasından değerli bilim insanlarımızın seslerinin daha gür ve daha çok çıkmasını, ilimlerinin zekatlarını vermelerini bekliyoruz. Bugün değilse ne zaman konuşacaklar? Hep söylediğimiz istikbal nesillerinin hakikatleri korkusuzca söyleyecek hiç mi kimseler yoktu tarihleri çok incitici olabilir. Henüz fırsat kaçmadan ilmin iktidardan daha güçlü olduğunu gösterme zamanı. Tekrar tebrikler, dualar
hocam diyor. Özkan Bey yorumunda, Ahmet Bey yazılarınızı okuyorum ve size çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz ülkesini seven bir yazar olarak düşüncelerinizi yazın. Yazın ki sırat-ı müstakim üzere yaşadığımıza inanalım. Her gün okuyup anlamayanlardan eylemesin Rabbim diyor. İsmail Atak Cebecili, devlet yetkisi kullananlar, devlet kuvvetini bir biçimde ele geçirenler, eğer devleti, milleti, memleketi seviyorlarsa o sevginin gereğini yapmalılar. Aksine davranış, tutum ve fiiller aksine bir sonuç verir. Sevgisizlik var demektir diyor. Ve İyi Seyda, eskiden fikri bir tutarlılık vardı ve denirdi ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu fikirlerle gücü ellerine geçirenler şimdi devleti yaşat ki insan yaşasın demeye başladılar. Hatta bir adım daha öte giderek devleti yaşatmak için insanları ölmeye davet ediyorlar. Ne hazin bir değişim ve dönüşüm diyor. Evet, maalesef. Ama bu günlerde geçecek inşallah. Yeter ki yazının sonunda da söylendiği üzere münevverler ışık yaksın, entelektüeller bu işin üzerinde düşünmeye devam etsin ve hep beraber daha cesur olalım. Hakikate sadakatimizi kaybetmeyelim. Hepinizi hayırlı günlerle selamlıyorum.